Ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, 3 MHP, 2 AK Partili belediyeye müjdeli haberler verdi. 5 belediyeye yatırım atağına kalkıyor. Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, 3 MHP, 2 AK Partili belediyeye müjdeli haberler verdi. 4 belediye yatırım ayağına kalkıyor. Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Tatlerin Belediye Başkanı Ercan Selvi ve Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik geçtiğimiz gün Ankara'ya giderek burada bakanlıklar ile bir takım yatırım görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde belediye başkanlarının yanında AK Partili Milletvekili Yücel Menekşe birebir ilgilenerek destek sağlaması aşamasında büyük uğraşları verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokolü Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in ev sahipliğinde belediye başkanlarının katılımı ile imza altına alındı. Protokol kapsamında Derinkuyu ilçemize yapılacak spor projeleri, Kaymaklı Belediyesi'ne birer adet spor salonu, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu projesi, Kavak Belediyesi'ne bir adet spor kompleksi, Tatların Belediyesi'ne bir adet gençlik merkezi, bir adet basketbol voleybol sahası, kapalı halı saha bakımı projesi, Nar Belediyesi'ne ise bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı projesi hayata geçirilecek. Nevşehir'imize hayırlı olsun diyen Milletvekili Yücel Menekşe, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik ve bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyorum, dedi. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Ocak 2022 tarihinden itibaren mesai dışı poliklinik uygulamasına başlanacak. Bu poliklinikler mesai dışı hizmet verecek. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Ocak 22 tarihinden itibaren mesai dışı poliklinikler uygulamasına başlanacak. Mesai dışı poliklinikler uygulaması her pazartesi ve çarşamba günü saat 5.30-8.30 arasında uygulanacak. Bu poliklinikler cildiye, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, üroloji, kalp damar cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, beyin cerrahisi, bu branşlarda muayene olmak isteyen hastalar acil servis hasta kayıt biriminden ilgili polikliniğe kimlik belgesi ile kayıt alarak muayene olabilecekler. Nevşehir Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada randevu almak isteyen hastalarımız Sağlık Bakanlığı Alo 182 hattını arayarak hastanede randevu alabilir. Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımlarıyla 21-23 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara'da 3 gün süren emniyet müdürleri değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantılarda il müdürleri ile emniyet teşkilatının üst kademe yöneticileri, teşkilatlanma, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, siber suçlar, trafik, terör ve istihbarat konularında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 3 gün süren il emniyet müdürleri değerlendirme toplantımızı tamamladık. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlama noktasında büyük bir emeği ve gayreti ortaya koyan tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü kişi başı atık oranlarını açıkladı. Bakalım ortaya neler çıktı. Nevşehir'de kişi başı atık oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü kişi başı atık oranlarını açıkladı. Buna göre Nevşehir'de kişi başına 960 gram atık düşüyor. Bu hesaba göre il genelinde günlük 292 bin ton atık çıkıyor. Çevre illere nazaran Nevşehir'in kişi başı en az atık çıkartan il olması da dikkatlerden kaçmıyor. Konuya ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ülkemizde oluşan atık miktarı 104.5
1.8 milyon ton olarak hesaplandı. Nevşehir Bölge Müdürlüğü'nün himayesi altındaki Kırıkkale'de kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarı 920 gram oldu. Aksaray'da kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarı 1 kilogram. Niğde'de kişi başına toplanan günlük ortalama atık miktarı 1150 gram. Nevşehir'de kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarı 960 gram. Kırşehir'de kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarı 1 kilo 9 gram oldu denildi. 2020-2021 dönemi strateji değerlendirme ve 2022-2023 vizyon çalıştayı İstanbul'da başladı. 81 ilden cemiyet başkanları ile gazeteciler İstanbul'da yapılan 2022-2023 vizyon çalıştayına katılıyor. 2020-2021 dönemi strateji değerlendirme ve 2022-2023 vizyon çalıştayı İstanbul'da başladı. İstanbul Wow Otel'de yapılan çalıştay, İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun, İletişim Daire Başkanlığına bağlı bölge müdürleri, personeller ve 81 ilden cemiyet başkanları ile gazeteciler katıldı. Çalıştayın açılış programına katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, burada gazeteciler ve İletişim Başkanlığı personellerine yönelik bir konuşma yaptı. Düzenlenen programa İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti üyesi Mehmet Özdemir, İç Anadolu bölgesinden gazete sahipleri ve gazeteciler katıldı. Çalıştay ise 3 gün boyunca devam edecek. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İnşaat Emlak Şube Müdürü Yusuf Aydoğmuş'la birlikte Avanos ilçesindeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İnşaat Emlak Şube Müdürü Yusuf Aydoğmuş'la birlikte Avanos ilçesindeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ayhanlar İlkokulu, Ayhanlar Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Avanos Anadolu Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden İl Müdürü Demir, öğrenci, öğretmen ve kursiyerlerle bir araya geldi. Ayhanlar İlkokulu'nda fırtınadan zarar gören çatıyı ve okul binasını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, okul idaresi yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İl Müdürü Murat Demir, okul çatısının tamamlandığını, kalan eksiklerin de giderilerek okulun önümüzdeki hafta eğitim öğretime hazır olacağını belirtti. Ayhanlar Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Avanos Anadolu Lisesi'nde sınıf ziyaretleri gerçekleştiren Müdür Demir, öğrencilerle muhabbet etti. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda yeni açılan kütüphanede incelemelerde bulundu. Son olarak Avanos Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, atölyelerde incelemelerde bulunarak kursiyerlerle yapılan çalışmalar hakkında konuştu. Yeni evlenecek çiftler için yeni bir zorunluluk hayata geçirildi. Artık çiftlerden nikah öncesinde tarama testi istenecek. İşte detaylar. Yeni evlenecek çiftler için yeni bir zorunluluk hayata geçirildi. Artık çiftlerden nikah öncesinde tarama testi istenecek. SMA hastalığının önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Bakan Fahrettin Koca yeni uygulamayı resmen hayata geçirdi. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı aile hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuluyor. Paylaşımında bulunarak 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet eden Melikgazi Belediyesi'nin zabıtaları örnek bir davranış sergileyerek yaşlı bir çiftin kışlık odunlarını evine kadar taşıdı. İşte o görüntüler. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Melikgazi Belediyesi'nin zabıtaları örnek bir davranış sergileyerek yaşlı bir çiftin kışlık odunlarını evine taşıdılar. Zabıtalara bu duyarlı davranışları için teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, zabıta ekiplerimiz mahalleden gelen ihbar üzerine soğuk kış günlerinde yürümekte, işlerini yapmakta zorluk çeken yaşlılarımıza yardım ederek odunlarını taşımışlar. Yardıma ihtiyacı olan ailemize, yardım eden zabıta ekiplerimize teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış sergilemişler. Belediye olarak vatandaşlarımızın isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve toplumumuzun en kıymetli değerleridir.
Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman onların yanındayız. Gelen ihbarları değerlendiren ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak için anında müdahalede bulunuyorlar, dedi. Nevşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde kaçak içki operasyonu gerçekleştirildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında Hacı Bektaş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen faaliyette M.A. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 732 şişe, 1098 litre kaçak içki ve 1448 adet basıma hazır sahte bandrol ele geçirildi. Şüpheli şahsın hakkında Hacı Bektaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında bir bağ evine baskın yapıldı. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen faaliyette BG isimli şahsın evinde ve bağ evinde yapılan aramada 100 litre etil alkol, 4 litre kaçak vodka ve 0.5 litre kaçak rakı ile geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 2015 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında 2021 yılında 3184 aileye destek olduklarını söyledi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 2015 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında 2021 yılında 3184 aileye, bugüne kadar ise yeni evlat sevinci yaşayan 22430 aileye destek olduklarını söyledi. Koca Sinan Belediyesi olarak hizmetlerle vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını ifade eden Başkan Çolak Bayraktar, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle örnek olduklarını ve farkındalık oluşturduklarına dikkat çekti. Yapılan hizmetler neticesinde ayrıcalıklı bir ilçe konumuna gelen Koca Sinan'da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar şunları kaydetti. Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Koca Sinan bölgesinde doğan her bebeği Hoş Geldin Bebek sloganı ile karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz proje ile bugüne kadar yeni evlat sevinci yaşayan 22430 aileye destek olduk. 2015 yılında 380 adet, 2016 yılında 3620 adet, 2017 yılında 4359 adet, 2018 yılında 3152 adet, 2019 yılında 4811 adet, 2020 yılında 2924 adet ve bu yıl ise 3184 olmak üzere toplam 22430 aileye Hoş Geldin Bebek seti hediye ettik. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarını ortak alıyoruz. Koca Sinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanılabilir bir Koca Sinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle Rabbim yeni doğan bebeklerin bahtlarını açık etsin. Onlara hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Öte yandan Koca Sinan Belediyesi'nden Hoş Geldin Bebek seti almak isteyen ilçe sakinleri, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Koca Sinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi. Belediyemiz teşekkür ederim. Belediyemize böyle bir hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeler için tahmin edilen hava durumu, ardından da nöbetçi eczaneler. Karmen Kayakçılık katkılarıyla 25 Aralık Cumartesi Nevşehir ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık 5. Acıgöl en düşük sıcaklık -6, en yüksek sıcaklık 4.
Avanos, en düşük sıcaklık -6, en yüksek sıcaklık 8. Derin Kuyu, en düşük sıcaklık -11, en yüksek sıcaklık 6. Gülşehir, en düşük sıcaklık -6, en yüksek sıcaklık 8. Hacı Bektaş, en düşük sıcaklık -8, en yüksek sıcaklık 5. Kozaklı, en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık 6. Ürgüp, en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık 7. ...24 Aralık Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler... ...Merkez Kübra Eczanesi, Eski Sanayi Meydanı... ...Merkez Göreme Eczanesi, 2000 Evler Mahallesi... ...Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Meydan Eczanesi... ...Derin Kuyu Yeni Eczanesi... ...Gülşehir Bahadır Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi... ...Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Kervan Eczanesi... Değerli izleyenler, bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.